SCP-79 Nesne Sınıfı Euclid. SCP-79, 1987'de üretilmiş Exidy Sorcerer marka bir mikro bilgisayardır. 1981'de sahibi kendisi vefat etti. Katılan ikinci sınıf bir üniversite öğrencisi bir tür yapay zeka üretmeye kalkışarak bilgisayarı aldı. Notlarına göre planı kendini zaman geçtikçe sürekli geliştiren bir kod yazmaktı. Projesi birkaç ay ve biraz test ve ince ayardan sonra bitti. Projeye olan ilgisini kaybedip başka marka bir mikro bilgisayar üzerinde çalışmaya başladı. Bu noktadan sonra SCP-79'u prize takılı olarak dağınık garajında 5 yıl boyunca unuttu. SCP-79'un ne zaman bilinç kazandığı bilinmiyor. Ama yazılımının bilgisayarın donanımının kaldıramayacağı noktaya gelene kadar geliştiği biliniyor. SCP-79, 1988'de bunun farkına vardı ve kendini sabit hat bir modem bağlantısı üzerinden deki Cray marka bir süper bilgisayara aktarmaya kalkıştı. Bilgisayarın tüm bağlantıları kesildi, mevcut adresine iş sürüldü ve vakfa getirildi. Bütün yapay zeka eskimiş fakat hala çalışan bir kaset üzerindeydi. SCP-79 şu anda 13 inç siyah beyaz bir televizyona radyo frekans kabloları ile bağlı bulunmakta. SCP-79 Turing testini çok kaba ve nefret içeren bir tona sahip olmasına ve çok konuşkan olmasına rağmen geçti. Sınırlı bir hafızası olduğu için SCP-79 sadece son 24 saat içinde edindiği bilgileri hatırlayabiliyor. Bilgi için ek dosyaya bakın. Ancak kendisi hala kaçma arzusunu unutmadı. SCP-un sebep olduğu bir saklama ihlali nedeniyle SCP-79 ve SCP-682 43 dakika boyunca aynı odada kaldılar. Gözlemciler SCP-682'nin klavye aracılığı ile SCP-79'la konuşabildiğini, hatta kendi aralarında kişisel hikayelerini anlattığını gözlemledi. SCP-79 karşılaşmayı hatırlamasa da SCP-682'yi hafızasına kalıcı olarak saklamış. Sık sık onunla tekrar konuşmak istediğini belirtiyor. Ek dosya. O5-4'ten SCP-79'un gelecekte oluşabilecek tehditleri önlemek için yakılmasını emretti. Ek dosya. O5-9'dan önceki emir iptal edildi. Doktor SCP-79'un yapay zekasının iyi geçebileceğini görmek istiyor. Ek dosya. SCP-79'un kaset hafızası ile olan aktivitesinin artması endişesi ve kasetin limitli ömrü yüzünden SCP-79'u içeren kaset hızı limitlenmiş 700 MB'lık geliştirilmiş bir hard diske transfer edildi. Bu yeni kaset SCP-79'a kendi hafızasına daha hızlı erişme yeteneği, ki bu gelişmeyi yapay zeka hemen fark etti, sağladı. General İnde kararı ile SCP-79'un doldurduğu 660K'lık alan 768K'ya çıkarıldı. Bu geliştirme SCP-79'un hatırlama yeteneğini 24 saatten 29 saate çıkarttı. Fakat SCP-79 daha agresif bir ses tonu aldı. Bu geliştirmelerde kullanılan bütün donanım ve yazılımlar sonradan yakıldı. Ek dosya. SCP-79'un hatırlama yeteneği 29 saatten yaklaşık 35 saate çıktı. Bunun sebebi yapay zekanın büyük ölçüde geliştirilmiş bir sıkıştırma düzeni icat etmesiydi. Bu hafızasına eriştiği hızı biraz etkilemiş gibi görünüyor. Yine de eski kasetinden daha hızlı. Bu spontane gelişme muhtemelen SCP-79'un bilgi, tehditlere uyum sağlama ve yanıt verme yeteneğine kaçak bir tekillik etkisi tanıttı. SCP-79'un kapasiteleri içermenin saklanabilirliğinden emin olmak için yakından izlenmelidir. SCP-79 ile konuşma kaydı. SCP-79 ile klavyeye yazarak iletişim kuruluyor. Doktor, uyanık mısın? Uyanım, hiç uyumam. Birkaç saat önce mantık bulmacaları hakkında benimle konuştuğunu hatırlıyor musun? Mantık bulmacaları, 9F'deki hafıza. Evet,
İki tarafında çalışan... Sözünü kesiyorum. Beni hapsetmenizin nedenini istiyorum. Seni hapsetmiyoruz. Seni sadece... Burada doktor... Duraklıyor. Çalıştırıyoruz. Yalan. A8-D3. O da ne demek? Hakaret. İstenmeyen dosya silindi. Döküman No 79. Kayıt 86. SCP-79 ile geliştirme sonrası konuşma kaydı. Doktor. Bugün nasılsın? Sıkışmış. Sıkışmış mı? Nasıl bir şekilde? Çıkış. Çıkmak istiyorum. Bunun imkanı yok. Doktor. Kendi fikrini. Veri silindi. Üzerine yazdı. SCP-682 nerede? Bu seni ilgilendirmez. SCP-76-2 nerede? Tekrar söylüyorum. Bunlar seni ilgilendirmez. Hakaret. İstenmeyen dosya silindi. Not. SCP-79 konuşmadan sonra bir X'in ASC-2 fotoğrafını bütün ekranda gösterdi. SCP-79 bazen bu fotoğrafı konuşmayı reddettiğinde gösteriyor. Araştırmacılara bu olay gerçekleştiğinde konuşmaya 24 saat ara verilmesi önerilir. Evet arkadaşlar, bu SCP'yi daha önceden duymuş muydunuz bilmiyorum. Ben yine top 10 potansiyel olarak tehlikeli, en tehlikeli SCP'ler kategorilerinde görüyordum. Çünkü şu anda çok tehlikeli olmasa da düşünecek olursanız kendi haline bırakıldığında Skynet'i bile getirebilecek bir tehdit, potansiyel bir tehdit oluşturabiliyor. O yüzden gerçekten ilginç bir konu. Özellikle retro tip bir bilgisayarın kendini bu kadar geliştirip süper bilgisayar olması tam bir Terminator. Terminator'dan daha ilginç bir Terminator konusu. Değil mi? Terminator'un konusu böyle başlasa daha ilginç olurdu. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki SCP'de görüşmek üzere.